sıfır şeker, sıfır kalori, stevyalı kayısı marmelatı. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalı farkıyla sıfır şeker, sıfır kalori diyerek kayısı marmelatı yaptık. Şeker hastalarının da kolayca yiyebileceği kalorisiz kayısı reçeli tarifim sizlerle. Kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı ihmal etme. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Videomu sevdiklerinle de paylaşabilirsin. Stevia özütlü kayısı marmelatı için malzemelerimiz tabii ki olgunlaşmış yumuşak kayısıları tercih ederseniz şeker oranı bir tık daha yüksek olacağı için olgun olanları tercih etmenizde fayda var. Ve stevia özütü. Stevia özütünü şu an için ölçü vermeyeceğim. Yapacağım, tadına bakarak karar vereceğiz. Sizler de stevia özütünü tadına bakarak karar verebilirsiniz. Şeker oranı herkese göre farklılık gösterebilir elbette. Öncelikle kayısılarımızı iyice yıkayalım. Bir kahve fincanı su ilave ediyorum. Şimdi ocağımızı alalım. Suyu fazla olmadığı için tenceremizin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Kayısı marmelatımız için tencerede koyduk. Oldukça yumuşadı. Yaklaşık 15 dakika kadar bir süre. Yumuşaması önemli olan yumuşaması ve bu aşamada stevia özütü ilave edebiliriz. Ocağımızın altını kapatalım. Ondan sonra stevia özütünü ilave edelim. Stevia özütü ekledikten sonra ekstra kaynatma işlemi yapmamıza gerek yok. Yani toz şekerle aynı düşünmemiz doğru olmaz. Çünkü toz şeker kaynadıkça kıvam alır. Stevia özütünde öyle bir kıvam alma gibi bir durum yoktur. Kayısıları şöyle güzelce bir blenderdan geçirerek Şimdi stevia özütümüzü ilave edelim. Bunu damak tadımıza göre ayarlayacağız. Pardon döküldü. Bir yemek kaşığı ilave ediyorum. Biraz da ekstradan da tabii ki kaçak girişler yaptılar. Burada tadım yapacağım. Tadına bakarak şeker oranı yeterli mi ona karar vereceğiz. Özellikle şeker hastalarına ya da şeker hastası olmak istemeyenlere özel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Hemen tadıma geçelim. Ve birebir bakacağım tadına. Ona göre yorum da yapacağım. Ben bir yemek kaşığı. Bence mükemmel oldum. Mutlaka deneyin. Gerçekten şahane oldu. Stevia özütü meyvelerle beraber kullanınca oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor arkadaşlar. Bu da benden size bu videoya özel bir püf noktası olsun. Şimdi devam edelim marmelat yapımımıza. Marmelatımızın bozulmaması için elbette biraz koyulaşmaya ihtiyacı var. Bunun için de şöyle bir kaba hazırladığımız marmelatları ilave edelim. Daha geniş bir kap da olabilir. Bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Bunu güneşte suyunu özleştireceğiz, buharlaştıracağız, yoğunlaştıracağız. Güneşte salça kurutur gibi, tabii ki salça gibi kurutmayacağız ama istediğimiz kıvama gelene kadar doğal güneş koruyuculuğu, güneşin etkisiyle koruma etkisi yapacağız yani. Şeker biliyorsunuz bozulmayı engellediği için reçellerde şeker kullanılıyor. Biz şeker kullanmadığımız için güneşle özleştireceğiz, yoğunlaştıracağız ve bozulmasını engelleyeceğiz. Aynı salça mantığıyla. Hadi şimdi güneşe götürelim marmelatımızı. Stevyalı kayısı marmelatımızı böyle terasa aldım. Şimdi bu şekilde kuruyacaklar. Fazla suyunu çekecek. Eğer ki alt kattaysanız, binada oturan balkona koyacaksanız mutlaka üzerine tülbent örtebilirseniz toz, pis girmesin. Ben en üst katta olduğum için böyle bir örtme işlemi yapmıyorum. Siz daha dikkatli olun lütfen. Üzerine komşunuz bir şey çırpmasın. Marmelatı bir gün öncesinden bekledik. Bugün ikinci günü, fazla suyunu da çekti. Oldukça güzel oldu. Akşama doğru bunu kavanozlara alacağız. Yani iki gün güneşlenmesi yetecektir doğru bir güneşte.
Kayısı marmelatımız fazla suyunu çekti. Gerçekten çok güzel oldu bence. Şu an artık kavanozlayabiliriz. Fazla suyunu çektiği için bozulma riski de elbette azalacaktır. İstediğimiz kıvamdadır.